Bizim Antalya Expo fuar alanındayız. Anfaş'tayız. Anfaş'ta bugün Erzurumlu kardeşlerin ve Antalyalı yörüklerin ortak başa düzenlediği fuar merkezindeyiz. Fuar alanındayız. Coşkulu bir fuarın açılışı var. Erzurum'dan gelen davul zurna ekibi ve buradaki Erzurumlular, Antalya'da yaşayan Erzurumlularla, Erzurum'dan gelenlerin ve Antalyalı yörüklerin, Antalya'nın, Anadolu'nun dört bir yanından gelenlerin kucaklaşması var. Biz de buna bugün Söylem Haber Ajansı olarak kanıtlık ediyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kendi yörelerine ait folklor ve halaylarıyla Anfaş Fuar Merkezi'ne damga vuruyorlar efendim. Efendim Erzurum, Antalya taşındı Dadaşlar. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen de bu atmosfere, bu fuara büyük destek ve katma değer sağlayanlar arasında yer alıyor. Efendim bugün Erzurumları konuştuk. Erzurumların etkinliklerini, Dadaşların buluşmasını konuştuk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim iki dönemdir Erzurum'un büyük bir teveccühünü kazanan Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Erzurumların Antalya'da buluşmasını, kucaklaşmasına büyük katma değer sağladınız. Ta Erzurum'dan kalktınız, buraya geldiniz. Erzurum bu etkinlikle ilgili olarak ve Cumhuriyetimizin kuruluşunda çok önemli bir mihenk taşı olan Erzurum deyince birkaç cümle neler söylersiniz? Tabii önce Antalya'da yaşayan Erzurumların düzenlenmiş olduğu Erzurum günleri dolayısıyla Antalya'da bulunuyorum. Önce tebrik ediyorum. Burada yaşayan Erzurumlular birlik beraberlik oluşturmuşlar, dernek kurmuşlar ve Erzurum günleri olarak kutlamaya başlamışlar. Biz de bu davete icap ederek şu anda Erzurum'da, Antalya'da bulunuyoruz. Önce şunu ifade edeyim ki Erzurum tabii hakikaten sizin de ifade etmiş olduğu gibi Cumhuriyet'in kuruluşunda önemli bir şey yapmış, kongre düzenlemiş ve orada önemli karar almışlar. Mustafa Kemal Atatürk'ün katılımıyla alınan bu kararlar Ankara'da uygulama bulmuş ve vatana sahip çıkılmış. O yıkıldı, bitti, tükendi denilen devlet yeniden kendi küllerinden ayağa kalkmış. Erzurum denilen akça devlet millet gelir. Erzurum'da mutlaka devletinin, milletinin yanında yer alır. Ve devletinin aleyhine, milletin aleyhine bir şey yapmaz. Yapanlar varsa yanlış insanlardır. Erzurum'u değildir. Erzurum'u devletinin aleyhine bulunmaz. Ben tabii burada Erzurumları görünce çok mutlu oldum. Birlik beraberliklerini görünce mutlu oldum. Onları tebrik ediyorum. Bu şekilde yaşamanın devamını diliyorum. Antalya ülkemizin en önemli kentlerinden biri. Bir turizm kenti. Erzurum da bir turizm kenti. Bir hayvancılık kenti. Bir tarım şehri. Ama ileride inşallah bir sanayi şehri olma yolunda önemli adımlar atılıyor. Ve bu işlevlerine devam edecek. Erzurum Antalya'nın diğer bir versiyonu. Yazın Antalya turist kaynıyor. Kışta Erzurum'da turist kaynıyor. Şu anda Palandöken'de, Konak'ta
yer bulmak mümkün değil. Uluslararası ve ulusal düzeyde önemli kayakçılar Erzurum'a gelip tatillerini getiriyorlar. Bu vesileyle gelişen iki şehrimiz inşallah gelecek yıllarda Erzurum birçok vatan evladının gözdesi olacak bir şehir. Gelip Erzurum'da iş yapacak, Erzurum'a yerleşecek. Çünkü Erzurum iklim olarak diğer yerlere nazaran daha sakin, daha güzel yaşantısı olan bir yer. Efendim yurt içinden, yurt dışından bizi izleyen, takip eden Söylem Haber Ajansı'nın takipçileri şu anda Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mehmet Sekmen konuşuyor. Peki Erzurum'u son birkaç cümle ne çağrıda bulunmak istersiniz? Şöyle buyurun. Diyeyim, Erzurum gerek kışıyla gerekse yazıyla yaşanılabilecek bir şehir. Önemli hizmetler yürütülüyor. Bir eğitim şehri, bir sağlık şehri, bir turizm, hayvancılık şehri, bir organik tarım şehri, bir termal şehir. Ne ararsanız bulmanız mümkün. Bir Selçuklu şehri, bir Osmanlı şehri, bir Cumhuriyet şehri. Böyle üç ayrı devreyi, üç ayrı medeniyeti, aynı medeniyetlerin devamı olan üç ayrı miymiş gibi görünen medeniyetleri burada görmeniz mümkün. Ve diyorum ki gelin Erzurum'u görün. Gelmezseniz göremezsiniz, görmezseniz de bilemezsiniz. Tarih, turizm ve kültür şehri. İnşallah, Erzurum. İnşallah Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımızın da sponsorluğunda Söylem Haber Ajansı olarak bir hafta belki Erzurum'u tanıtma imkanımız olur inşallah. Olur inşallah, bekliyoruz. İnşallah. İyi yayınlar diliyorum. Evet efendim, Söylem Haber Ajansı olarak bugün Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mehmet Sekmen'in duygu ve düşüncelerini burada ekranlara getirdik. Erzurum Dadaşların Antalya buluşması devam ediyor. Efendim Erzurum'a gidemesek de Erzurum'un tam merkezindeyiz. Cağ kebabındayız. Ve bir taraftan cağ kebabını yapacağız. Cağ kebabını pişireceğiz. Ve Erzurumların sabah kahvaltıda gece yatarken yediği cağ kebabını, koyun ve kuzu etinden olan bu alanı sizlere bak çıtır çıtır
her yerde tadına baktım. Dedim ya, bugün sabahtan akşama cağ kebabı yemeye devam edeceğiz. Evet abi. Efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Tanıyabilir miyiz? Ben bu cağ kebabını Türkiye yayıncısıyım. Mucidiyim. Vallahi tam yerindeyiz. Bak, mucidiyim. Ya bu arada yanmasın diye de ben birazdan yiyeceğiz. Tabii. İsim nedir? Şimdi Kemal Koç benim ismim. Kemal abi, bu işin mucidi, yaratıcısı benim. Şöyle diyeyim, bizi bu art günlerde bizim kebap dediler ya. Evet. Bu Osmanlı'dan kalma bir kebap. Yani köylerde, yollarda, evlerde yapılan bir kebaptı. Bunlara da bizo derlerdi. Bizo. 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 Ben dört masayla. Bizo burada. Bizo. Dört masayla menşur tortum kebabı zağlı yazdım. 82. 3 senesinde menşur ettim. Türkiye'ye, dünyaya yaydım. Sene kaçtı bu arada? 82. 82. 40 seneden fazla olmuş herhalde. Yani bu 82'den bugüne evet, bu evet. Lezzet devam ediyor diyorsun. Evet, yani. Evet. Şimdi soğuk oldu. Çin'e bile usta gitti bizden. Peki bu cağ kebabı koyun ve kuzu etinden kuzu, yapılıyor. Bu kuzu. Bu kuzu mu? Bu kuzu. Erzurum'da koyun olur, kuzu olur. Burada yok. Bu da kuzu. Doğal beslendikleri için mi bu kadar güzellik? Bu Balıkesir, bir de Konya'nın Karapınar'dan geliyor bu kuzular. Neden? Bu işin mucidi olduğun için soruyorum. Evet. Neden Erzurumlar üstü pişmiş altı çiğ? Buna Tatari diyorlar. Tatari. Tatari. Şimdi salamuraya giriyor ya bu et. Hani çiğ köfteler oluyor ya. Bu da bunlar gibi salamuraya girdi mi pişiyor zaten. Ben bir taraftan pişiriyorum. Bir taraftan da işin mucitiyle konuşuyorum. Evet, evet. Bizim şube var da burada Larada. Abi o zaman bugün ben yövmeye hak ettim. Tabii. Ankara var. Erzurum var. Abi Ankara'dan bahsetmiyorum. Yövmiye'den bahsediyorum. Tamam abi, tamam. Yövmiyemizi alırız. Tabii alalım. Tabii, ne demek? Ne demek? Erzurum insanların evet. Gözü gönlü tok insanlar. Evet. Yemeği yedirmeyi severler. Evet, evet. Biz de öyle vallahi, abi. Bu arada de... ip yapıyor muyum acaba? Çok güzel. Beni rahmetli annem ekmek pişirdiği zaman beni savardılar. Tıkanı dağıtırdım. Benden bir sabir ektik olmaz. Ay maşallah. Ya, Erzurum'un dadaşlarını seviyoruz. Sağ olun Türkiye'mizin abi. Önemli bir kenti Erzurum. Evet, evet. Erzurum dadaşları. Vallahi yani bu arada hayvancılık azaldı. Et pahalandı. Evet. Mesela bu cağ, bico diyorlar evet, değil mi? Evet. Eski bico. Bico. Eski bico şimdiki bico. Cağ kebabı. Evet. Ne kadar bica? Burada 30 lira. Erzurum'da ne kadar? Erzurum'da da 15-20 o aralarda. Abi niye öyle yapıyorsunuz? Evet. Aslında burada 10 liraya vereceksiniz orada, ki. Orada, herkes yemek... Orada koyun ya. Koyun eti orada. Anladım. Heh, anladım. Valla bunlar pişti herhalde. Şimdi sen Erzurum'dan konuştun. Benim şiir kitabım da var. Şimdi sana vereceğim. Erzurum için bir dörtlük de okuyayım ha. Valla şöyle dinleyelim. Bak şuraya bir bak. Doğumuz var, dağımızda karımız var. 9 ay kışımız, 3 ay yazımız var. Biz silahı terk etmedik, bekliyoruz. Şükür ne kadar büyük sabrımız var. Acı bizim, cefa bizim, kar bizim. Baba. Evet. Babayı alkışlıyoruz. Ha, bu da bu iş için mucidini alkışlıyoruz. Evet. Bu önemli olan içindekiler diyor. Evet. Bunu 2/4'lüğünü yaptılar İzmir'de Best'le. Şiirleri ben yazıyorum. Beste yapıyorlar şimdi benim şiirleri. Abi bu ne oluyor? Usta benim pişirdiklerim buradan götürüyor. götürüyor. Evet. Ustam şöyle alayım sizi de. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Sizi tanıyalım. Ben Kadir Usta. Kadir Usta. Şimdi şu kitabı abimize bir verelim. Siz neler söylersiniz? Abi... Eski bico, şimdiki cağ. Şimdiki cağ. Eskiden bico derdi. Eskiden bicoymuş. Yeni bir terim daha öğrendik Erzurum'da. Ama Erzurum'un mor koyunundan olan etler daha lezzetli, daha güzel oluyor. Bu Balıkesir kuzusu, Antalya kuzusu. Ama bunlar çok güzel. Yumuşak kanısını. Çok lezzetli. Nasıl? Tadına beğendiniz mi? Vallahi her alanda baktım. Bunu tutmaz. Al abi, sana da sen alıp da tadına bak. Evet. Önce kameramana bakmak lazım. Tabii. Önce ona bakalım önce ona ki bakalım. Güzel çeşim yapsın bize. Başka püf noktası var mı buranın? Bicoğunun.
Videonun başka bir fotoğrafları var bu açıklanması. Her kişi duymaz. Sır mı? Sır bunlar. Aramızda kalsın. Aramızda kalsın. Aramızda yumuşatması, kalsın. Tuzlaması, karabiberi, soğanı bunlar ayrıyeten özel şeyler. Her ustanın mesleği başkadır. Söylenmez. Sır. Sır meselesi. Konuştuklarımız aramızda kalsın, olur mu? Olur. Tamam kalsın. Evet, Kadir Usta'yı dinledik efendim. Eski Bico'yu, şimdiki cağ kebabını, Erzurum'un dalaşlarının bu muhteşem lezzetini hem tadıyoruz hem de konuşuyoruz. Evet, bugün Anadolu'nun dört bir yanından gelen insanlar Erzurum'un meşhur lezzeti cağ kebabıyla buluşuyorlar, kucaklaşıyorlar. Hem hasret gideriyorlar hem de yöresel lezzetleri burada tadıyorlar efendim. Efendim, Erzurumlu dadaşların Antalya çıkarması Expo Anfaş Fuarı'nda çok muhteşem görsellikler, muhteşem bir şölen var. Erzurum deyince kadayıf dolmasını pas geçmemek lazım. Ve şu anda çıtır çıtır kadayıf dolmaları pişiriliyor. Gelenlere de burada ikram ediliyor. Ve gördüğünüz gibi özellikle Türkiye'nin, Anadolu'nun dört bir yanında Erzurumlu dadaşların çok olduğunu biliyoruz. Antalya'da da çok olduğunu biliyoruz. Ve yöreden uzak olan, Erzurum'dan uzak olan, bu Serhat şehrimizden uzak olanlar bugün burada özledikleri lezzetlere kavuşacaklar. Antalya Expo Fuarı'nda, Anfaş'ta, Aksu bölgesinde yaklaşık 3-4 gün sürecek olan bu etkinliğe mutlaka gelip görmeniz lazım. Efendim, kolay gelsin. Sağ ol, teşekkürler. Tanıyabilir miyiz sizi? Ben Nezahat. Nezahat abla, neden kadayıf dolmaları bu kadar meşhur? Erzurum'a has olduğu için. Şöyle bir bakabilir miyiz? Tabii. Şöyle. Görüyorsunuz. Şu tarafa bakalım. Evet. Çıtır çıtır bak, bunlar şu an pişiyor. Bunun özelliği nedir? Ne var içerisinde? İçerisinde ceviz var, kadayıfla. Sarıyoruz ve yumurtaya bandırıp yumurta yağ. Yumurta, şerbet, yağ, yağ, şerbet. Şerbet. Evet. Burada da o şerbet. Bak, şerbete ya, bu insanda hani şeker olan, kolesterol olanlara bir etkisi var mı bu kadayıf dolmasının? Yani şöyle diyelim, hani katkısız bir şerbet o. Hani katkısız şerbet, katkısız bir şerbet o. Yani şerbet olan şeker, yani şeker, kristal şekerden olan bir şerbet. Efendim, çok teşekkür ederim Nezahat ablaya, onu meşgul etmek istemiyorum. Yanında eşiniz mi oluyor? Eşim. Eşi. Bak, karı koca Erzurum'dan geldiniz değil mi? Erzurumluyuz da Ankara'da ikamet ediyoruz. Sırf bu fuar için mi geldiniz? Sırf bu fuar için her tarafa gidiyoruz. Ya, maksat? İşimiz hizmet. İşimiz hizmet, yaptığımız lezzet. Bu. İşimiz hizmet, yaptığımız lezzet. İsim neydi? Talat Usta. Talat Usta. Talat abi, sana da sormak istiyorum. Dadaşların bu kadayıf dolması neden bu kadar meşhur? Şimdi kadayıf dolmamızın meşhurluğu, her şey doğal. Şekerden şerbeti yapılır. Yağlarımız burada Oruçoğlu'nun kristal ayçiçek yağını kullanıyoruz. İçinde cevizimiz var. Yani bunu aç karnına inke yesen bile yemek niyetine yiyip doyabilirsin. Vallahi adamı fişek gibi yapıyor. Bak, ne kadar pişiyor bu şu anda ateşte? 5-10 dakika orada. 5 dakika falan. 5 dakikada şerbette durdu mu? Burada soğutup paket veriyoruz. Sıcak sıcak da olduğu anda yendiriyor. Evet. Çıkmış olanlardan şöyle şöyle bir tadına bakalım. Kameraman arkadaşımıza da ikram edelim. Orada boş duruyor yani. Edelim. Evet. Kameraman arkadaşımız da kadayıf dolmasının tadına bakıyor. Biz de buradan tadına bakacağız. Erzurum'un meşhur yöresel lezzeti, Türkiye mal olmuş. Olmazı. Yani bismillah. Hele Ramazan geliyor ki iftar sofralarının olmazsa olmazı. Abi, bunu yiyen bir daha yemek yiyemez ama. Abi, bu şeker hastalarının yediği şey bu. Öyle mi? Dokunmuyor. Bak, bu güzelmiş. Bismillah. Erzurum'un meşhur kadayıf dolmasını tadına bakıyoruz. Evet.
Vallahi muhteşem bir lezzet. Çıtır çıtır. Gelmeyenler çok şey kaybeder. Başka Talat Usta'ya şunu da sormak istiyorum. İspir'in fasulyesi, yani Erzurum'un kadayıf dolması, cağ kebabı, başka neler var bilmediğimiz? Oltu taşımız meşhur. Ketemiz var, unlu ketemiz var. Erzurum lavaşımız var. Yine kendi elimizle fırınlarda kızarttığımız eriştemiz var. Yani Erzurum'un adı var. Her şey olması gerekmiyor. Yani adı var Erzurum'un. Ve kadayıf dolmasının da tadı var diyelim. Yemin ediyorum muhteşem bir lezzet. İnsanı fişek gibi yapıyor dedim ya, çok dinç yapıyor. Ama her şeye rağmen çok fazla tüketmemek lazım. Her şey kararında güzel, biliyorsunuz. Biliyoruz Türkiye'nin her tarafından Antalya'da yaşayanlar Expo fuar alanında Erzurumlu dadaşlarla yörüklerin buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Ve bugün burada Türkiye'nin dört bir yanından gelenler de var. Erzurum Valimiz, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı ve Erzurum'un ilçe belediye başkanları, kaymakamlar da bugün Antalya Expo fuar alanında bulunuyor ve herkesin kendi standında yörenin yöresel lezzetlerini burada hiç tatmayanlara da tattırmaya çalışıyorlar. Biz bugün burada Nezahat Hanım'a, Talat Usta'ya çok teşekkür ediyoruz. Bugün tezgahlarına geçtik, kadayıf dolmasına beraber kepçe salladık. Onun pişmesine, çıtır çıtır yenmesine bugün tanıklık ettik efendim. Sayın Valim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın Başsavcım, Bölge Adliye Başkanım, Sayın Emniyet Müdürüm, Sayın ilçe kaymakamlarım, belediye başkanlarım, Erzurum'dan buraya teşrif eden sayın kıymetli valim, çok değerli Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanım ve Erzurum ilçe belediye başkanlarım ve kaymakamlarım, güzide dernek başkanlarım, siyasi partilerin temsilcileri ve Antalya'nın olmazsa olmaz güzel insanları ve Erzurum'un yiğit dadaşları, hepiniz buraya hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Başta konuşmama başlamadan önce tabii ki şükran bir konuşmam var. Biz Erzurumlar Derneği olarak yönetim arkadaşlarımla beraber buradan Erzurum'a gittik. Biz bu oluşumu oluşturmak için bir seferberliğe yola çıktık. Gittiğimizde Erzurum'da Sayın Valim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım bizlere sonsuz iltifatlarda bulundular. Sonsuz önümüzü açtılar. Bizlere Antalya'ya bu hizmeti yapmak için onların emekleri var. Buradan emeklerine teşekkür ediyorum. Sayın Antalya Valim ve Antalya Belediye Başkanlarımız, Murat Paşa Belediye Başkanımız, Kepez Belediye Başkanımız, Konyaaltı Belediye Başkanımız ve Döşemealtı Belediye Başkanlarımız, bizim bu oluşumuzda bizlere katkıları var. Şükranlarımı sunuyorum başkanlarımıza da. Evet, bu hizmet emekle oluyor. Emekler verildi. Neden verildi bu emekler? Antalya'da Erzurumları güzel bir şekilde temsil etmek için, Erzurum'un çıtasını daha yukarılara çıkarmak için bizler yönetimdeki arkadaşlarımla beraber eşimizden, aşımızdan, işimizden fedakarlık yaparak biz bu güzel hizmet için yola çıktık. Ben bu hizmette fedakarlık yapan yönetim kurulu arkadaşlarımın hepsine ayrı ayrı şükranlarımı arz ediyorum. Şimdi bizler Erzurumlar olarak Antalya'da tabii ki yörüklerinden omuz omuzayız.
Çünkü bizler de bir Orta Asya yörüğüyüz. Çünkü yörükler bizi her zaman aziz bildiler. Bizleri bir adım önde gördüler. Bizler de onları bir adım önümüzde görüyoruz. Bizler yörük kardeşlerimize ve Antalya'da yaşayan tüm hemşehrilerimize, vatandaşlarımıza hürmet ve saygılarımı sunuyorum. Şimdi çok güzel, önemli bir konular var. Onlara değinmem lazım. Tabii ki sayın valilerimin karşısında benim fazla konuşmam biraz şeysiz olur ama aflarına sığınıyorum. Şimdi bizler Erzurumlar olarak soğuk bir memleketin insanıyız. Ama sert olur soğuk memleketin insanı, serttiriz ama mertiz. Ama doğruyuz. Ama bizlerden zarar görmeyen bir Antalyalılar vardır. Bizler Antalya'da sanatımızı icra ediyoruz, mesleğimizi icra ediyoruz. Bizler Antalya'nın değerine değer katmak için burada varız. Biz Antalya'ya yanlış bir şey yapıldığında Antalya için her şeyimize varız. Ben şuna şükrediyorum. Diyorum ki Yüce Allah'ım, beni ülkemin en güzel bir şehri olan, en sağlam şehri olan Erzurum'da dünyaya getirdin. Dünyanın incisi olan en güzel şehrinde de bize yaşama hakkı verdiği için hamdolsun diyorum. Allah'a hamd ediyorum. Şimdi değerli valilerim, değerli misafirlerim, bizler Erzurum Antalya'da bir ilki yaptık. Bugüne kadar hiçbir dernek memleketinin yöresel ürünlerini, hem tüm sanatçılarını ve tüm hemşehrilerini Anfaş gibi uluslararası bir fuar alanında böyle bir muhteşem bir şölen düzenlemediler. Bizler neden düzenledik? Neyimize güvendik? Neden yaptık? Bizler Erzurumlu olduğumuz için, yürekli olduğumuz için, onun için bu yola girdik ve başardık. Yönetim kurulundaki arkadaşlarım hepsi bir iş adamı. Ben kendim de inşaat müteahhitiyim. İnanın işlerini bıraktılar, aşlarını bıraktılar, eşlerini bıraktılar, Erzurumlar için hizmet ettiler. Bugünkü bu ortamı hazırlamakta onların her birisi bir kahraman. Her birine ayrı ayrı şükranlarımı arz ediyorum. Saygıdeğer valim, saygıdeğer Büyükşehir Belediye Başkanımız, saygıdeğer Erzurum Vali Vekilimiz, çok değerli dernek başkanımız, kıymetli misafirler, protokolün aziz davetlileri ve bizim hepimizin canı ciğeri olan dadaşlar. Bu güzel günde sizlerle birlikte olmak, burada bu vesileyle kalplerimizi birleştirmek, sevgimizi büyütmek, kardeşliğimizi derinleştirmek gerçekten çok anlamlı. Bir bakıyorum yörükler var bir tarafta, Abdullah Başkanım burada. Bir bakıyorum dadaşlar var burada, bu güzel organizasyonu yapan Nihat abime, onun değerli yönetimine çok teşekkür ediyorum. Efendim, biz bir selamlama konuşması için çıktık. Büyüklerimiz var, onlar konuşacaklar. Ama şu kadarını söylemek istiyorum. Aziz milletimizin Horasan illerinden, uzak Asya'dan gelip Akdeniz'e, oradan da Avrupa'ya doğru olan yolculuğunda gerçekten Erzurum bambaşka bir merkez. Bunu hemşerimiz Ahmet Hamdi Tanpınar Beş Şehir adlı eserinde ne kadar veciz bir şekilde ifade etmiş. Aynı zamanda milli mücadelemizin ateşinin yakıldığı, bu kurtuluş ateşinin yakıldığı ilk noktanın da kurumsal olarak
yani yerel kongre iktidarlarının başladığı ilk nokta olması bakımından da son derece anlamlı. Eğer bir yerde Dadaşlar varsa orada vatan, bayrak, millet her zaman en aziz değerdir. Bunu çok iyi biliyoruz. Bunu çok iyi biliyoruz. Ve Antalya'nın da bir güzelliği var. Antalya, Türkiye'nin bütün vilayetlerinden gelip bu güzel şehri zenginleştiren, bizim Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarımızın barış, sevgi, kardeşlik ikliminde yaşadığı, dahası her birinin bu cennet vatana çok güzel değerler kattığı muhteşem bir coğrafya. İyi ki bu şehirde Yörükler var, iyi ki bu şehirde Dadaşlar var diyorum. İyi ki Nihat abim, Abdullah abim bu organizasyonu gönül gönüle yapmışlar diyorum. Onları kocaman alkışlıyorum. Hepinizi çok seviyorum. Çok daha güzel günlerde birlikte olalım diyorum. Sağlıkla, afiyetle. Hürmetlerimi sunuyorum. Çok kıymetli Antalya Valim, çok kıymetli Erzurum Vali Vekilimiz, çok kıymetli Antalya Cumhuriyet Başsavcımız, İl Emniyet Müdürümüz, çok kıymetli Belediye Başkanı arkadaşlarım, çok kıymetli Erzurum Antalya Kültür Dayanışma Derneğimizin değerli başkanı, değerli yöneticileri, çok kıymetli hemşehrilerim, kıymetli Antalyalılar, ben de hepiniz önce hürmet, muhabbet, sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sözlerin başında Erzurum'da yaşayan Antalyalılar olarak, Erzurumlu Antalyalılar olarak böyle bir program tertip etmenizden dolayı Kültür Dayanışma Dernek Başkanı Nihat Bey'e ve arkadaşlarına kocaman bir alkış istiyorum ve teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum kendisini. Evet, Antalya'da böyle bir program tertip etmek, Erzurum günleri organizasyonu yapmak kolay bir hadise değil. Evet, hemşehrilerimizin birlik ve beraberliğini, dayanışmasını göstermek üzere böyle bir program tertip edilmiş. Ayrıca Erzurum'un geleneksel yemeklerini, geleneksel gıdalarını, yaşantılarını Antalya'ya tanıtmak üzere böyle güzel bir program tertip etmiş. Ne kadar tebrik etsek, ne kadar takdir etsek yazdır. Çok kıymetli hemşehrilerim, çok kıymetli davetler, kıymetli valim. Şunu ifade edeyim ki Erzurum Antalya'nın diğer bir versiyonu. Nasıl Antalya bir turizm şehri ise Erzurum'da bir turizm şehri. Şu anda turist kaynıyor. Palandöken ve Konaklı kayak merkezlerimizde otellerde yer bulmak mümkün değil. Bir yandan Rusya'dan, bir yandan Ukrayna'dan, bir yandan Polonya'dan, Almanya'dan, Fransa'dan, İngiltere'den, bir yandan da yurt içinden binlerce turist insanımız kayak yapmak üzere şehrimizde bulunuyor. Tabii Erzurum öyle bir şehir ki bir yandan bir Selçuklu şehri. Şehirde onlarca Selçuklu eserini görmek mümkün. Bir yanda Yakutiye Medresesi, bir yanda Çifte Minare, bir yanda Ulu Cami, bir yanda Zala Paşa, bir yanda hanlar, hamamlar, tabyalar. Böyle tarihi bir şehir. Arkasından yine öyle bir şehirde Osmanlı eserlerini görmeniz mümkün. Camileri var, medreseleri var, hanları, hamamları var. Ama aynı zamanda bir cumhuriyet şehri. Biraz evvel Kepez Belediye Başkanımızın ifade ettiği gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş kararları Erzurum'da veriliyor, Erzurum'da. Böyle bir şehir. Mustafa Kemal Atatürk Erzurum'a gideyim mi gitmeyeyim mi Samsun'a ayak bastıktan sonra Erzurum'daki o gönüllü derneklerin, vilayeti şarkı denilen derneklerin teşvikiyle ve davetiyle Erzurum'a gelir. Erzurum'da 57 gün kalır.
ve Erzurum'da bir mebus, bir demeyin, bir üyesi istifa ederek istifa ediyor. Yine Mustafa Kemal Atatürk'ü getiriyor ve kongre başlıyor. Kongrede de Mustafa Kemal Atatürk o derneği başkanı seçiyor, heyetin başkanı seçiyor ve Türkiye Cumhuriyeti bağımsız bir devlettir. Bölünemez, parçalamaz diye karar alınıyor. Ve oradan son Osmanlı meclisinde haber gönderiliyor. Biz vatanı böldürtmeyeceğiz. Biz vatanı birlik, beraberlik içinde yaşatacağız. Evet, böyle bir şehirden sizlere selam getirdim, muhabbet getirdim. Kıymetli kardeşlerim, tabii Türkiye'nin her vilayeti ayrı bir cennet bahçesi. Nereye giderseniz ayrı güzellikleri, ayrı özellikleri var. Antalya'mız da öyle bir şehir. Evet, hakikaten burada bilhassa yaz döneminde turist kaynıyor. Her geçen gün gelişiyor. Ama Erzurum'da aynı şekilde gelişmeye devam ediyor. Allah öyle nimetler vermiş ki Türkiye'nin bir turizm şehri. Sadece bu kayak turizmi değil. Bu turizm yanı sıra bir kültür turizmi var. Bir dağ turizmi var. Bir yayla turizmi var. Bir spor turizmi var. Bakın sezon ortasında tüm futbol ve diğer spor takımları Antalya'ya gelir. Ama benimki yazında tüm spor takımları, sadece futbol, voleybol, basketbol, şu bu değil. Ne kadar spor takımı varsa bilimsiz Erzurum'a geliyor ve gelmek zorunda. Bu kadar yüksek rakımda, bu kadar tesisi içinde bulunduran Türkiye'de başka bir vilayet yok. Ayrıca Türkiye'de Sayın Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu Erzurum'da önemli tesisler var. Bu kış sporlarıyla ilgili. Bir atlama kulesi var ki Türkiye'de 3 tane, dünyada 3 tane, Türkiye'de bir tane, o da Erzurum'da. Bir körlük salonu var, bir buz hokeyi salonu var, bir betlaton sahaları var. Geldiğiniz zaman kış sporlarıyla ilgili aradığınız ne varsa bulursunuz. Onun için Erzurum bir spor turizm şehri. Bununla kalmayacak, bunun yanı sıra Erzurum'da doğal güzellikler var. Bir Narman Peri Bacaları, görmenizi arzu ederim. Bir Tortum Gölü ve Tortum Şelalesi var. Dünyada eşi benzeri yok. Ve yine Erzurum'da 3 tane nehrin doğduğu ve ayrı ayrı kola ayrıldığı Çoruh Nehri, Fırat Nehri, Aras Nehri aynı yerden doğuyor ve dağılıyor. Böyle güzel bir şehir bulmanız mümkün değil. Yani Erzurum başlı başına bir turizm şehri. İnşallah gelecekte çok büyük turizm potansiyelini içinde barındırıyor. Burada sizin golf sahalarınız gibi Erzurum'da da golf sahaları yapmaya başladık. İnşallah yazın o sıcaklarda birçok insanımız gelip golf oyunlarını, eğlencelerini orada yapacaklar. Bunun için buradan bu duyuruyu da yapmış oluyorum. Ayrıca Erzurum bir hayvancılık şehri. Türkiye'nin en çok hayvan, büyükbaş hayvanı bulunan şehir Erzurum. Hedefimiz daha büyük, daha yukarıda taşıyacağız. Türkiye'mizin etini, sütünü, yağını inşallah o bölgede oluşturup Türkiye'mizin her tarafına yaygınlaştıracağız. Küçükbaşta önemli bir yere sahip. Şu anda 1 milyon küçükbaşımız var. 5 milyona taşıyacağız. Belediye olarak da tarım ve hayvancılığa ayrı bir önem veriyoruz. Erzurum bir termal şehir. Buradan duyuyorum, bir termal şehir. Her türlü şifalı suyu bulmanız mümkün. Böyle bir şehirden sizlere selam getirdim ve davet ediyorum. Buyurun gelin, bu güzel bu şehir güzelliklerinden istifade edin. Aynı zamanda Erzurum bir sanayi şehri olma yolunda önemli adımlar ilerliyor. Tekstil, konfeksiyon, ayakkabı, terlik vesaire ve diğer sanayilerle ilgili inşallah her türlü üretimi şehirde görmemiz mümkün. Kıymetli kardeşlerim, tabii böyle bir şehri tanıtırken diğer önemli bir özelliğinden bahsetmek isterim. Herkes yazın tatile çıkar. Nereye gider? Belli şehirlere, belli yerlere, sıcaktan yanarlar. Bastarcım bilir, Erzurum'a geldiğiniz zaman o yazın o sıcakta püfür püfür eser. Bahçede bile yazın
gündüz ve akşam zor oturursunuz. Böyle güzel bir şehir, böyle bir güzel şehirde yaşamak istemez misiniz? Villanız olmasını istemez misiniz? Bir dairenizin olmasını istemez misiniz? Açıkça ifade ediyorum, henüz tespit edilmiş değil. İnşallah gelecekte çok büyük bir göç alacak şehrimiz ve büyük bir gelişme ada. Ayrıca şehrimiz bir üniversiteler şehri. Hakikaten Erzurum Atatürk Üniversitesi rahmetli Adnan Menderes kurmuş. Hayırla yad ediyorum. Hala birçok üniversitenin rektörünü yetiştiren, akademisyenlerini yetiştiren güzel bir üniversite. Ve sonradan kurulan Sayın Cumhurbaşkanımızın kurmuş olduğu Erzurum Teknik Üniversitesi. Bir ayrıca da Sağlık Bilimleri Üniversitesi var Ankara'da merkezi. Tıp Fakültesi Erzurum başlık bir tane ve eğitimine devam ediyor. Ayrıca Erzurum bir sağlık şehri. Her türlü sağlık imkanları mevcut. Bugün bizim yetiştirmiş olduğumuz doktorlar Antalya'da Akdeniz Üniversitesi'nde organ nakli yapıyor. Erzurum tabii organ naklinin ve merkezi konumunda. Kıymetli davetler, kıymetli konuklar, sözlerini fazla uzatmaya gerek yok. Ama şunu ifade edeyim ki her yöremizin güzel gelenekleri var. Bunları tanıyıp bilmemiz lazım. Biraz evvel var oyunlarda hep beraber izledik. Bu ekip Türkiye'de 7-8 kere birincilik almış, dünya birinciliği olan bir ekip var ekibimiz. Tabii bunlar toplumun kültür değerleri. Bu değerlere ne kadar önem verirsek, bunları ne kadar desteklersek o kadar büyürüz. Kendi değerlerimize kendi ayaklarımız üzerinde duracağız. Büyük Türkiye'yi hep beraber oluşturacağız. Şunu ifade edeyim. Eğer bunlara önem vermeyen büyük cumhurbaşkanımız dijital dönüşümden bahsetti. Evet, Türkiye artık dijital dönüşümün merkezi konumunda bir ülke. Her türlü insan, beşeri sermayemiz var. İnşallah el ele vererek bunları geliştireceğiz. Ve büyük Türkiye ancak yaptığı ürünlerle, toplarla, tüfeklerle, tanklarla, uçaklarla, helikopterlerle olur. Bunu gerçekleştirecek gücümüz ve imkanımız var. Biz bunun için Erzurum'umuzda Erzurum Bilim Merkezi'ni açtık. Her türlü dijital oyunu, her türlü program yapıcılığını orada yapma imkanımız mevcut. Yapmaya başladık. İnşallah ben bir sesle Antalya'dan gelmesini bekliyoruz. Belediyelerimizin bu konulara destek vermelerini arzu ediyoruz. Çünkü kalkınmayı yerelden başlatacağız. Sadece turizm olmayacak. Her türlü kalkınmaya ayrı önem vererek ülkemizi geliştirip güzelleştireceğiz. Ve modern Türkiye'nin inşallah kurucunu hep beraber yapacağız. Ben daha sözlerimi fazla uzatmadan tekrar buradan Sayın Antalya Valimize, Sayın Belediye Başkanı arkadaşlarımıza, Sayın Antalya Başsavcımıza ve Antalyalı bürokratlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kıymetli vakitlerini ayırdılar. Antalya'da yaşayan Erzurumların bu mutlu gününde, bu güzel gününde, bu törene onur vermek, şeref vermek güzel aramızda bulunurlar. Cami gününden alkış istiyorum ve teşekkür ediyorum. Yine buradan başta vali olmak üzere Antalya'da belediye başkanlarımızı ve Antalya'nın yönetleri Erzurum'a davet ediyorum. Biz yazın gelelim, siz de kışın gelin bize. Beraber şöyle bir ortamın şehirde havasını soluyalım. Bu vesileyle bu organizasyonda emeği geçen tüm kardeşlerime, Başkan Nihat Başkanımıza, tüm arkadaşlarına teşekkür ediyor. Buraya koşarak gelen Erzurum'un hemşerilerimize, Antalya'da vatandaşlarımıza dostça, kardeşçe, kucakla selam ediyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Milli şairimiz diyor ki, ağlarım, ağlatamam, hissederim, söyleyemem. Dili yok kalbimin, ondan ne kadar bizar dediği gibi, ben de bu süre içerisinde sizlere 3-5 kelimeyle de olsa Erzurum'u tanıtmaya, Erzurum'un güzelliklerini anlatmaya gayret ettim. Ama zaman bu kadar, mekan bu kadar. Tekrar uçak dolusu saygılar, sevgiler sunuyorum. Ayrıca biraz evvel uçaktan indikten sonra bir şehit haberi aldık. Bingöl'den bir Erzurumlu hemşehrimiz görevini esnasında şehit düşmüş.
bütün şehitlerimize ve kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Tabii bu ülkenin neresine gidersek gidelim, her bastığımız toprakta şehit kanıyla sulandığını görmemiz mümkün. Onun için diyor ki şair, bastığın yerleri toprak diyerek geçme tadı, düşün altında binlerce kefensiz yatağı. Evet, bu ülke böyle bir ülke. Hepinize saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Evet, doğduğumuz şehirden doyduğumuz şehir diyelim. Ve bizi de burada misafir eden çok değerli büyüğümüz, selamlanma konuşmalarını yapmak üzere Antalya Valimiz Sayın Ersin Yazıcı Bey'i mikrofona davet ediyorum. Arz ederim Sayın Valim. Çok kıymetli Büyükşehir Başkanım, Başsavcım, çok değerli Erzurumlar Dernek Başkanı, Örükler Dernek Başkanı Abdullah Bey, saygıdeğer hanımefendiler, saygıdeğer beyefendiler, Erzurumlar Derneği'nin bu güzel organizasyonunda sizlerle birlikte olduğum için kendimi mutlu addediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kadim şehir. Dadaşların barındığı, arkamızda yasladığımız, güvendiğimiz bu ülke için damlasının son kanına kadar her şeyini feda edecek Dadaşlar Diyarı Erzurum. Dadaşlar Diyarı Erzurum'dan yine aynı özelliklere sahip Yörükler Diyarı'na, Antalya'ya gelmiş, kaynaşmış, yaşamış, doğduğu yerden doyduğu yere Antalya'ya yerleşmiş çok kıymetli Erzurumlu hemşerilerim. İnşallah bu güzel organizasyon bundan sonra da büyüyerek, çoğalarak, namı, şanı bütün Türkiye'ye yayılarak devam eder. Ben bu tür organizasyonların örfümüz, geleneklerimiz ve adetlerimizin yaşaması için büyük Türk milletinin, bu necip milletin farklı şehirlerde farklı özellikleri bünyesinde barındırarak bu zenginlikle yüce devletimizin ve milletimizin kıyamete kadar devam edeceğinin göstergesi olarak bu tür etkinlikleri sonuna kadar destekliyorum. İnşallah bu organizasyon büyüyerek devam edecek. Herkes yoruldu. Birçok konuşmacımız vardı. Ben başta Nihat Başkan ve yönetimi olmak üzere bu güzel organizasyonu hazırlayan herkese huzurlarınızda teşekkür ediyorum. İnşallah daha büyüklerinde, daha güzellerinde ve başka şehirlere de örnek olacak şekilde bu organizasyonun duyurulmasını bekliyorum. Antalya bir dünya şehri. Antalya 80 vilayetten insanların yaşadığı, hatta dünyanın birçok ülkesinden insanların yaşadığı bir şehir. Bu güzel şehirde bu güzel organizasyonu yapanlara tekrar teşekkür ediyor. Hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Sayın
tekte alalım da çok fazla çıkma var zaten. Ses ver. Hapı diyar, 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 hapı diyar
Hapıdiyar, 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 Hapıdi, Hapıdi, Hapıdiyar, 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 Hapıdi, Hapıdiyar, 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 Hapıdi, Hapıdi, Hapıdiyar. Bizi doğru.